Nerede kaldın Ramazan? Ya kardeşim, sanki bütün Adana berbere gitmiş. Biz tıraş olmaya gittik ya. Hadi. Şüş. Ya bana bak. Geç kalmazsınız değil mi? Ya Hafız, Çitli'ye kadar gideceğiz. En delikanlı 2 saat kalacağız kardeşim ya. Kaba, biz gelene kadar acıkırsan bunlarla idare et. Yok, acıksam bile sizi beklerim. Lan, ne oldu? Bak, ya bu şey ya. Dikiş yeri. Kıpırdanıp duruyorsun da ondan. Ne düğün Hafız? Gitmeyin mi düğün? Ne düğün? Allah'ın sen konuş. Yok yok, siz gidin. Ben kendi başımın çaresine bakarım. Tamam bak, biz Çitli'ye kadar gidelim. Son bir havadis var mı öğrenek gerek, tamam mı kardeş? He. Bu bebeği kaçıranı benim gördüğümü söyleyin Güllü'ye. Herkese söyleyin. Böyle şehirli, tırnakları boyalı bir kadın. Onu bulsunlar. Tamam Hafız, söylerik, bulurlar. Hadi bakalım. Ramazan, bak hele. Hayrola Cemşir'e. Cemşir'i gördün mü? Yok, evdeden mi? Yok. Akşam çıkmış, daha da dönmedi Zahar. Ya sen ne merak ediyorsun, bir yerde sızıp kalmıştır kesin o gene ya. Evet. Hadi. Aa, işte Cemşir değil mi şu? Cemşir, sen neredesin kurban? Cemşir. Tut, hastaneye götürelim. Yok yok, eve çıkarak. Sen git doktora haber ver, burada olur. Çabuk. Koş, koş, koş efendim. Koş. Ne demeye geliyorsun buralara? Kemal'i içeri tıktırdığın yetmiyor mu? Ağlar. Bebeğim Muzaffer Ali hala kayıp. Size yalvarıyorum. Onu bulmama yardım edin. Eğer yerini gören, bilen, duyan varsa ne olursunuz söylesin. Sizin de çocuklarınız var. Çocuklarınızdan birinin kılına zarar gelse ciğeriniz yanmaz mı? Ben oğlum olmadan yaşayamam. Ne olursunuz Muzaffer Ali'yi bulmama yardım edin. Kemal'le işbirliği yaptıysanız bile sizden şikayetçi olmayacağım. Söz veriyorum. Yeter ki oğlumu bana geri verin. Allah'ın sopası yok be kadın. Etme bulma dünyası işte. Sen de kocam Muzaffer gibi ettiğin zalimlikların cezasını çekiyorsun. Hem oğlun hayatta olaydı elbet şimdiye bulunurdu. Bence umudunu kes o bebekten. Ne demek umudunu kes? Bunu nasıl söylersin? Bebeğim yaşıyor, Muzaffer Ali yaşıyor. Şş, Yılmaz, kardeşim, ileri gidiyorsun. Kanayan yarayı dağlamak olur mu hiç? Beni dinleyin. Bebeğimin yerini söyleyene 10.000 lira mükafat vereceğim. Eğer onu gören, duyan, bilen varsa parasını hemen alacak. Sözüm sözdür. Doktor, ne diyorsun şimdi? Nesi var? Başına bir darbe almış. Yani birisi mi vurmuş? Bilemem. Belki de düşmüş, kendi çarpmış olabilir. Ciddi bir şey gözükmüyor. Yine de mide bulantısı olursa hastaneye getirin. Tabii, tabii. Ben yatırayım. İyi günler. Teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Sağ olun. Ramazan. Biz de çok geç kalmasak, benim de aklım Güllü'de kaldı. Tamam, kurban oldum, tamam. Ya Reşit Efendi, bizim bir Çitli'ye gitmemiz gerek biliyor musun? Daha sonra gene uğrarık. Tamam ya, ben zaten başındayım. Hadi. Tamam, hadi gel. Hadi. Kurban ya. Dur ben sana bir örtü getireyim. Uy Terif.
Her şey iblisin başının altından Cet. Hangi herif? Orhan. Orhan denen avukat. Çoluğumu çocuğumu ölümle tehdit etti beni. Konuşursan hepsini gebertirim dedi. Mahkemede diyemedim ama karına anlatmıştım. Kemal Şahin, ziyaretçim var. Kemal. Avukatla tekrar görüştüm. Mahkeme tarihini öne almaya çalışacak. Aslına bakarsan vaziyet sandığımız kadar kötü değilmiş. Suçu senin üstüne atmaya çalışan herhangi biri o kaza eve koymuş olabilir. Sonuçta ev uzun zamandır boştu. Avukat da bütün bunları göz önünde bulundurarak müdafaa hazırlayacak. Git buradan, bir daha da sakın gelme. Ne? Bundan böyle benim için hiçbir şey yapmanı istemiyorum. Yüzünü bile görmek istemiyorum. Kemal, ne demek oluyor bu? Bana yapabileceğin en büyük kalleşliği yaptın halde. Anamın katilini benden gizledin. Güllü'yü boş yere suçlamama seyirci kaldın. Neden bahsettiğini anlamıyorum. Ne diyorsun Kemal? İnkar ederek daha fazla alçalma Halide. Evi kimin yaktığını, anamı kimin öldürdüğünü biliyordun. Nuri daha cenazenin kalktığı gün söylemiş sana bunu. Ama sen bana hiçbir şey söylemedin, sustun. O katil herife yardım ettin. Gerçeği söylemenin bir anlamı yoktu. Gidip Orhan'a bir şey yapmandan, başını belaya sokmandan korktum ben. Ya. Ama Güllü'ye bir şey yapmamdan korkmadın öyle mi? Demek nefretin, vicdan, ar namus bırakmamış sende. Demek sen de o adam kadar alçakmışsın meğer. Sözlerine dikkat et Kemal. Bu sefer ileri gidiyorsun. Ben her ne yaptıysam senin... Asıl sen bu sefer ileri gidiyorsun. Çocuğunu da mı böyle yetiştireceksin ha? Onu da mı böyle yalan dolanla, riyakarlıkla büyüteceksin? Artık sana asla inanamam. Asla güvenemem. Bundan böyle karım değilsin. Kemal, nasıl böyle bir şey söylersin? Bizim bir çocuğumuz olacak. Çocuğuma karşı babalık vazifem neyse onu yapacağım. Ama benden bir şey umma. Artık yüzünü görmeye tahammülüm yok. Benim için bittin artık Halide. Bunu böyle belli. Kemal. Kemal, ne olur. Kemal, lütfen. Merak etme. Sana söz veriyorum, bulacağım oğlumuza. Anayım ben. Hem ona bir şey olsa hissetmez miyim? Bilirim elbet. Yok. Biliyorum, iyi o. Yaşıyor. Yaşamak zorunda. Eğer ona bir şey olursa yaşayamam ben. Mahvolurum. Katlanamam. Bu defa dayanamam bu sefer. Dayanamam. Abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.